Kurs bitti ama biz bugün geç kaldık. Şöyle mesela Perşembe günü başka bir saatte oluyor. İşte diyelim ki Cuma günü başka bir saatte oluyor. Bugün de saat 11'deymiş. Ben de onu 11.30 diye hatırladım. Anam bir geldik Rüzgar dedim. Oğlum dedim kurs dedim iptal olmuş olmasın dedim. İnternetim de kapalıydı. Bir baktık çocuklar yüzüyor. Ay saat 11'deymiş. Buraya da gezeceğiz bacılarım bir gün Madame Coco'ya. Şimdi saat 12 çeyrek geçiyor. Abdullah bir de işten çıkıp bizi alacak gel ama varsa, Erda abisi boşsa tıraş ettireceğim oğlumu. Saçları bayağı bir uzadı. Tıraş olacak teyzeleri kuzum. Hep aşağı. Doluysa demiş ama yok yok dolu değildir herhalde. Bugün pek fazla kimse olacağını zannetmiyorum. Ama Madame Coco'yu da şey yapacağız yani bir gün gezeceğiz. Yeni açıldı buraya. Bakalım ay bardaklar falan var baksana. Oo mis gibi hep paşam. Ne? Doluysa hiç beklemeyiz. Doluysa hiç beklemez misin? Hiç beklemeyi tahammülü yok. Aynı anası. Neyse bir bakalım önce de. Erda abisinin sadece elinde bir tane tıraş var. Onu yapacak. Oğlum üstüne sinek konmuş. Sinek konmuş. Sirkele. Bana da çay söylediler sağ olsunlar. Ben şimdi çayımı içeceğim. Sonra oğlum tıraş edeceğiz. Babanın tam... Evet. Babanın tam çıkış saatine denk geldi Rüzgar. İyi oldu valla tıraşın aradan çıkacak. Bugün bu arada Zonguldak'a da gideceğiz merkeze. Orada da işlerimiz var. Değil mi kuzum? Gezdireceğim bugün oğlumu. Şimdi şurada yan tarafta Rüzgar tıraş olacak. Ömer abi var. O da benim Nevzat'ımın eskiden şoförlüğünü yapıyor. Daha doğrusu şey servisi vardı. Hala servisleri var. Onların da bak burada bir tane şöyle dükkanları var. Ben hiç buraya girmedim daha önce. Kozmetikle pek fazla işimiz olmuyor biliyor musun? O yüzden bak şöyle bir gireyim ne var ne yok bakayım dedim ama çok güzel şeyler var. Bakar mısınız bacılarım? Şıkır şıkır. Bak benim elimde bir tek bu yüzüğüm var. Öbürkünde de bir yıldızlı yüzüğüm var. Bak çok güzel takılar var. Şöyle kolyeler var. Doldurma parfüm herhalde şunlar tabii. Bak orada da bir sürü parfümler var. Yüzüklere bak. Vallahi şıkır şıkır. Kendimiz ilgilenemiyoruz ki alıp da bunları takalım, takıştıralım şöyle. Ay şu çok güzelmiş. Vallahi çok güzelmiş. Şurada inceleri var. Bak burada böyle daha büyükleri var. Tokalar var. Oğlum Erda abin seni görsün. Evet ojeler falan var. Erda abi seni görsün oğlum. Görmez de şey yapar bir de gittik zanneder. Rüzgar da gelmiş benim peşime. Ojelere bak. Şöyle bacılarım ben çok oje kullanırdım aslında. Bak 45 TL. Çok oje kullanıyordum da. Yani şimdi artık kullanmıyorum. Yani sürekli abdest alırken çıkart kullan çıkart kullan olmuyor. O yüzden şey yapmıyorum artık. Ojeyi hayatımdan çıkarttım. Şöyle bak bileklikler var. Çok güzel. Ay şu ojelerin şişelerine bayıldım. Bak 35 TL. Yine böyle hani düğündür, kınadır onlar için bir iki tane olması lazım, değil mi? Bak renkleri ne kadar güzel şunun. Ay 35 TL'ymiş bunlar da. Şu el kremleri var. Bunlar 20 lira. Bak kirpik. Ay şurada da var kirpik. Bakar mısınız ya çok güzel makyaj şeyleri. Şurada şeyler var. Ha göz kenarlarına takılıyormuş bunlar herhalde bak. Ne kadar bir haberiz. Bak bunlar da ondan 50 TL. Ay çok güzel. 75 TL. Bu neymiş? Bacılarım bu ne? Anlayamadım ki işte makyaj yapmadığımdan. Ama çok güzeller. İnsanın alası geliyor. Vallahi yalan yok. 125 TL şöyle şeyler var. Make-up cover diye. Vallahi bilmiyorum ne olduğunu. Oo, şu maskara bak Gabrini maskara. 75 TL. Dışı ne kadar cafcaflı değil mi? Şurada bir sürü parfümler var. Bir de şuraya bakalım. Yok oraya girmesek mi? Yok bakalım şuraya. Gel. Zaten şey Ömer abi dışarıda. Of 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 şunlara bak şunlara. Bak ne kadar güzel, ne kadar hoş. Ne kadar zarifler değil mi? 30 lira bak. Bunun bir benzer şöyle notal olanı var benim kulağımda siyah. Dikkat ettiyseniz bak bu tam benlik. 30 TL. Bak tam benlik bunlar. Yıldızlı. 50 TL. Ay vallahi çok güzeller. Deodorantlar da böyle. Bunlar da araba kokusu. Nevzat'a bir tane hediye alıvereceğim bundan. 65 TL. Bunlar da parfümler. Tokalar var burada. Vallahi bir an böyle bayan olduğumu hatırladım sanki buraya girince. Ay mükemmel mükemmel ya bak 75 TL ne kadar zarif. Şu takım var bakın.
Ay vallahi çok hoşuma gitti. Bak kolyelere. Ay bak bak bak, yıldızlı var, bak yıldızlı buldum. Çok güzel. Rüzgar diyor ki hala bakıyor diyor. Sıramız gelmedi daha da. Şu bak kalınca ne güzel değil mi? Ay bayıldım bacılarım. Ama ben böyle altın rengini sevmiyorum. Yalan yok. Bana böyle gümüş olacak. Gümüş rengi olacak. İsimler var. Bak aman o şeyler var. Aha yıldız da var. Ay çok güzeller. Allah'ım güzel kazançlar nasip etsin inşallah. Nerede bulunduğum esnada herhangi harici bir ses olmuyor. Oo teyzeleri. Saç tıraşını bu sefer çok beğendim. Önleri dedi anne çabuk uzuyor dedi. Biraz dedi kestirir misin dedi biraz daha dedi. Bak ara makas girmiş aralarına. Dön bakayım arkana. Dön bakayım. Oy maşallah oğlum. Öbür tarafa dön. Babamızı bekliyoruz bu arada da. Dön öbür tarafını. Çok yakışıklıydı zaten. Daha da güzel olmuş. Maşallah oğlum. He? Hayır çok güzel. Çok yakışıklı olmuşsun. Bu defa çok güzel olmuş tıraşın. Ellerine sağlık Erdi abinin. Güle güle büyüt saçlarını paşam. Saatler olsun. Ay yavrum benim. Benimkini yine deliliği tuttu bacılarım. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Havuzdan çıktık bizi eve getirdi. Rüzgar tıraşını falan oldu. Ondan sonra bir şeyler yedik. Simit falan aldık. Kahvaltı yaptık. Hatun dedi kalk gidelim dedi. Aa Nevzat da burada değil. İstanbul'da. Gökhan diye bir tane arkadaşı var burada yukarıda. O da Subatan'da oturuyor. Onunla İstanbul'a gittiler Beşiktaş'a. Aa Hatun biz niye oturuyoruz evde? Kalk gidelim dedi. Nereye gidiyoruz? Kastamonu ya. Tövbe estağfurullah. Gele 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 yine Filyos Şok'a geldik. Her köy gidişimizde buraya uğruyor zaten bacılarım biliyorsunuz. Neymiş 25 lira üzerine 119 lira yerine 75 TL. 269, 269. Neyse ilerleyelim. Soğan çuval 24 kilo 300 TL. 9.90'a soğan kurusan 12.5. Gideceğimiz tarafta bir şey yok ama çıktık şimdi marketten de. Bu taraf çok fena. Hep arkamıza bıraktık bulutları ama gerçekten çok kötü. Marketten çıktık ama nasıl bakıyor? Atıl hayırdır? Bunu sen istedin. Ne geliyor? Yağmur geliyor. Hadi biz kaçalım yağmurdan. Pınarbaşı'na indik çok şükür. Arabayı şuraya yukarıya çektik. Şimdi bir şeyler alacağız. Eve gittiğimiz zaman yapmaya. Ama her zaman olduğu gibi yumruk ekmeği tabii gene bu saate kalmamış. Şurada aslında bir tane abla vardı. Hilal Market'te soru veriyordu bir yere ama. Neyse gene artık yapacak bir şey yok. Tavuk alacağız. Tavuk yapacağız. Şok var. Burada 101 var. 1000 var. Oralara bakacağız bakalım. Dediğim gibi yumruk ekmek yok. Hemen şurada şey var. Şok var. Ta ileride de 101 var. Oraya gideceğiz bakalım. Aslında şurada ileride bir tane fırın vardı. Belki de orada vardır. Geçen abla oraya sorduydu herhalde. Oraya baktınız mı demişti çünkü. Bir bakmak lazım aslında. Şöyle iki paket kanat bulduk burada. Başka da bir şey almayacağız herhalde. Eve gidince bir de pilav yaparım. Pirinç falan vardı diye biliyorum köyde. Alalım. Nereden alacağız?
Paşa şu arka tarafta bir yerdeydi herhalde ileride. Oradan alırsın. Makarna falan geçen geldiğimde aldıydım. O yüzden almayacağım onları da. Şu, şeydekinden, Filos'taki şok marketten de aldık bir şeyler. Yeter. Şimdi biz köye geldik. Babam çay yapmış. Böyle bir de mantar kavuru vermiş bize. Bugün o Çamlı'nın oraya doğru gitmiş, Künler'in oraya. Oradan bayağı bir, yani bayağı bir derken böyle bir yapmalık falan bulmuş. Bir de o büyük mantarlar var şöyle, içi kızıl deriz biz onlara. Onlardan da bulmuş bir poşet. Onları da birazdan şey yapacağız. Abdullah, istediğin gibi olmuş mu? Beğendin mi? Kayınbabanın elinden şey yiyorsun, bak mantar yiyorsun. Evet ya. Rüzgarım da şey, sucuklu yumurta yiyor. Evet. Bu da yeni çıkmış. Bunu alıverdik gelirken şeyden, şok marketten. Valla böyle o şeyde, içi kızıl mantarlarını da birazdan şey yapacağız. Izgara var bizim de. Onun üzerinde yapacağız, böyle közleyeceğiz. İçi tuz zevkli. Onu da zaten çoğu takipçim bacım bilir. Öyle yapacağız onu da. Ama bak, babamın ellerine sağlık. Bak, mis gibi kavurmuş kanlıca mantarla şu kadın, neydi bu, kadın parmağı, mis. Yemeğimizi yedik, birer tane de şöyle sütlü kahve yaptım, kahve içeceğiz şimdi. Babam, Abdullah, ben. Rüzgarım içmiyor, ona yapmadım. Şöyle biraz süt dökmüşüm ama artık olsun, onu da temizlerim. Mantarları göstereceğim şimdi bacılarım size ama mantarları yarın yaparız dedik. Çünkü ay, öksürük tuttu. Kanlıcayı şey yaptık, yedik ya. Onu dedik yarın yaparız tavukla falan beraber. Bak onları göstereceğim. Babam ne güzel toplamış. Dur. Ay bacılarım, şu güzelliğe bakar mısınız? Ay, gavuk mantarı diyor herhalde babam bunu. Öyle bir şey diyordu. Bak aynı o hani şeydeki paket mantarlar var ya. Onların böyle büyüğü bu. Ay şu güzelliğe bak. Bunları şey yapacağız işte, yarın köz yapacağız. Dolapta da biraz bunun böyle şey yarısı kadar daha var. Bak mis gibi. Oh, mis gibi kokuyor mis. Tekrar dolaba koyayım da. Sesim de tönü oldu. Tekrar dolaba koyayım, bozulmasınlar. Yarın bunları inşallah köz yapacağız, bakalım. Bacılarım, yine sabah oldu. Dün akşam biz muhabbet falan ettik. Videoyu kapatamadım, dedim yarın sabah kapatırım, yine yapmadığım iş değil. Nevresimlerini değiştirdim oğlumun şöyle. Çarşafını, işte yastık kılıfını falan. Buraları kaldırdım. Şurada çamaşırları vardı. Hem böyle işte kullandığı hem normal kullandığı. Onları ayarlayıverdim. Ama şöyle çamaşır da atacağım şu makineye. Bak bunların hepsini yıkayacağım. Dedim baba, dedim balkonda, dedim yağmur yağıyor ama dedim yine dedim kurur. Bakar mısınız köyüme? Oy bak, kuşların yaptığına bak. Bak güvercinlerin yaptığına, onları da temizleyeceğiz. Bak amcamın balkonu da aynı. Bu güvercinler bak şuralardan giriyorlar. Bak görüyor musun? Her yer rezil gibi. Buradan giriyorlar, böyle uça uça yapıyorlar bunları. Bütün emanetlerini bırakmışlar buraya. Ama köyümün güzelliği, şansımıza yağmur da yağıyor. Hem bu yağmurda, ay sisin güzelliğine bak. Gerçi buradan bakınca güzel de yolda giderken fena oluyor. Bak şuraya doğru hiç görünmüyor karşı taraf. Şurası bak bizim eski şey. Orada mesela tahta ev diyorum ya. Bak şurası bizim tahta ev. Şurası ambar evi. Ama içi komple tahta. Şurada da şey var, depo var. Şurada da babamın şeyleri var. Fasulye çalıları falan var. Burası böyle hep şey. Ay konuşamıyorum da yine sabah sabah. Buraları böyle hep bahçe. Evin altında da bahçe var. Oraları da gösteririm birazdan ama bu yağmur şimdi böyle yağıyor ya, buradaki kanlıca mantarlarını iyice kudurtur. Çünkü bu sene burada pek fazla olmamış. Hatta dün akşam sadece işte yediğimizi bulmuş babam. Şu ileri doğru gitmiş. Künerliğin altına doğru. Bulamamış yani başka. Ama bak bu yağmur dün gece ne yağdı. Ay dün gece ne yağdı maşallah, süphanallah. Babam soruyor, kızım yağmur yağdı mı gece diyor. Dedim baba yağmaz mı, hem de nasıl yağdı. Bir de bir şimşek çaktı anam. Olduğumuz yerden zıpladık yine. Bak şurası da, bak şurada bir prefabrik diyor. Bak görüyor musun, bak bu orada prefabrik. Bu da şu tam karşısı, bak bu balkonun ucundaki evde şeyin. Ay konuşamıyorum bacım, kusura bakmayın. Orası da şeyin, Körel derler bak bizim burada Pınarbaşı'nda. Bu şeyde tam Valla Kanyonu'nun dibinde böyle bir yer kurmuş. Kulübe gibi bir yeri var. Yani daha doğrusu güzel bir yeri var. Oraya mesela böyle tatile gelenler, şey yapanlar onun böyle rehberliğinde geziyorlar. Öyle diyeyim size.
Şurada hatta geçen sene izleyenler bilirler. Şeyler gelmişti, bir tur gelmişti böyle otobüste. Buraya çadırlar falan kurmuşlardı. O prefabriğin oraya. Biz bayramda şey yaparken burada tepinirken onlar orada tatil yapıyordu. Hatta onu söylüyordum şeylere. Bacılarıma tabii o zamandan izleyen bacılarıma. Yeni gelenlerin içinde böyle göstereyim. Şurası da bacılarım. Bak burası da. Burayı hiç sevmiyorum. Burada annem işte en son halı yıkarken burada kalp krizi geçirdi. Daha doğrusu geçirmiş, annem burada yatıyor, yatmış yengemin kucağında. Tabii sonra Pınarbaşı'ndan şey gelmiş işte, o gelene kadar zaten bir 45 dakika falan geçmiştir. Bayağı bir mesafemiz var. Normal bizim hızlı arabayla gelince yani o gide aynı şey yani aynı 30-35 dakika ya da bilemedin 40 dakika. Anacığım burada işte burada kalp krizi geçirmiş. Babam şöyle köy patatesi getirdi. Kızartacağını kızart kızım, gerisini al götür dedi. Bak bu kadar. Ama bu sene bizim burada çok şey olmadı. Patates olmadı. Kura gitmiş. Yani böyle su görmeyince de patatesler büyüyememiş. Ama yine de böyle kestane gibi patateslere bak. Babamın hepsi babamın el emeği. Mutfağı toparlayacağım şimdi. Yalan yok. Akşamdan mutfağı toparlayamadım. Çünkü yol yorgunuyduk. Bayağı da böyle sersem gibiydik. Çayı koydum. Çay demlenecek şimdi. Şu süzgeci biraz böyle ovalayacağım. Ondan sonra bunları yıkayacağım. Sonra şu buzdolabını birazcık düzelttim yani. Şu şuralarını falan. Camlarını silivereceğim bir sefer. Bir yemek vardı. Kuru fasulye yemeği. Büyük ihtimal halam falan getirdi. O şey yapmış. Bozulmuş. Bozulanları çıkarttım buradan. Şimdi şunları da birazdan çıkartacağım. Şey yapacağız. İsmini söyle. Közleyeceğiz ya. Bak fasulyeleri de böyle oldukça dolaba koymuşlar. Böyle şey bidon kaplarda bozulmasınlar dışarıda diye. Burayı da böyle bir toparladıktan sonra inşallah kahvaltıyı da hazırlıyorum bir taraftan. Kahvaltı şey yapacağız. Benimkileri kaldıracağım. Abdullah'la Rüzgar'ı kaldırmadım daha. Buraları toparlayacağım. Makineye çamaşırları da attım. Onlar da önce nevresimlerimi attım. Onlar yıkanıyor. Ondan sonra normal çamaşırları şey yapacağım. Babamın banyo havlusu falan vardı. İşte normal el yüz havlusu vardı. Onları falan hepsini attım. Aynı zamanda ay şunu görme. Ay şuraya da kahve dökmüşüm. Kendime de kahve yaptım. Hem dedim şey yapayım. Mutfağı toparlayayım. Hem de dedim kahvemi içeyim. Biliyorsun kahvesiz olmaz. Çaydan önce bir tur. Kahveyi bir kere döndürüyoruz yani. Olsun. Şimdi hemen güzel şuraları bir toparlayayım. Kahvaltımı da hazırlayayım inşallah. Saçıma başıma hiç bakmayın bacılarım. Nasıl toparladım? Valla ben de sizinle beraber şimdi buradan görüyorum. Olsun, ne yapalım, yapacak bir şey yok yani. Öyle bizi toparlayıverdim de indim aşağıya. Şimdi şu şey süzgeci biraz dedim ya olacağım diye. Ondan sonra güzel bir kahvaltı yapacağız. Ama çok böyle hayal ettiydim. Mantara giderim belki, hani buluruz. O araç tarafına falan doğru götürürüz babamı dedim ama yağmur yağıyor. O yüzden gidemeyeceğiz maalesef. Aa bayağı açıldı bak, çamaşır suyu falan koydum. O valla bak şu kenarları ne güzel açıldı. İyi oldu, iyi. Bak çamaşır suyu işe yarıyor demek ki yani. Oh, alt tarafını zaten temizlediydim. Süzgeci de o kabının üstüne koydum çamaşır suyuyla. Alt tarafı da şimdi oradan yumuşuyor. Güzel oluyor yani. Temiz oluyor. Anam tişörtümde çamaşır suyu yapmıyorum. Sen bak o zaman. Oh bak burası da yumuşamış. Süzgecin şey koydu mu bak şunu. Çamaşır suyu nasıl sıcak su yaptıydın. Orada böyle altları yumuşamış. Ondan sonra bulaşıkları yıkarım. Ondan sonra kahvaltı hazırlarım. Sadece kahvaltı bulaşığı kalır. Akşamdan yapamadım. Bayağı bir konuştuk, muhabbet ettik, ayazlendik. Baktım saat 12'ye geçmiş, dedim yarın sabahtan hallederim artık. Aslında bırakmak istemiyorum biliyorum çoğu zaman da. Bacılarım hani ne yapayım? Bazı oluyor yani. Az bir işim kaldı, az. Ondan sonra inşallah kahvaltımızı yapacağız mis gibi. Köy patatesi kız, köy patatesi kızartacağım. Mis gibi olacak. Tamam, çayımı zaten demledim. O şimdi güzel demini alıyor, oturuyor. Buraları halledeyim. Ondan sonra mis gibi patates kızartalım. Buraları toparladım. İşi bitti. Şu yanında bir de az bir şey kalmış. Onu da tepe aşağı döndürüverdim. Kavanozun içine aksın diye. Patateslerim de kızarıyor. Köy patatesi. Ay mis gibi mis. Vallahi kestane gibi olur bak bizim köy patatesi. Şöyle hiç altına değdirmeden. Oh vallahi mis gibi. Birazdan kahvaltıyı da hazırlarım. Benimkileri de çağırdım. Babam içeride. Televizyon seyrediyor. O aynı ben gibi erken kalkıyor. Yatamıyor zaten burada. Çayımı da demledim ama altını kapattım. Dedim tüp boşuna yanmasın. Şimdi bunun ikincisini koyduktan sonra onun da altını yakarım. Oh mis gibi. Ama işte dediğim gibi bak hava hala yağıyor bacılarım.
Bak ince ince şurayı azıcık açın da koku da gitsin, dur. Burayı açacaktım, unutmuşum. Ya bakayım. Bak. Ne güzel yağıyor. Babamın da bir çer döveli. Bahçeye bunların adı kazıyor. Oh oh, vallahi bu şey dedim ya, yağmur iyice mantarları böyle kabartır. İnşallah yani, bakalım bundan sonrası çıkar herhalde buralarda da. Patatesin sonuncusunu koydum. O da burada. Ay ben bugün konuşamıyorum. O da burada şey yaparken çayın altını da yaktım. Bulaşıkları da yerleştirdim. Mutfak tamam. Buzdolabının içini, camlarını hallettim. Oraları sildim ama tabii geniş geniş şey yapamadım. Halledemedim. Şimdi artık benimkileri de çağırdım. Onlar da gelecekler, artık güzel kahvaltımızı yapalım inşallah. Nasıl yapıyorsun? Buradan başlıyoruz. Ben de yapayım. Kilodan bahsediyorlar bu arada. Sen de zayıfladın diyor bak. Bana söyle de ben de zayıfladım. Hadi şöyle yaklaşın da. Şöyle zeytinimiz var, peynimiz var, helvamız var, domatesimiz var. Bu da babamın domatesleri, bacılarım. Bahçeden, patates de tabii ki babamın emeği, bahçeden. Artık çaylarımızı koyayım. Rüzgar, sen su getireyim anneme. Çay vereyim mi sana? Ilık çay yapayım mı sana da? Ha, istemiyor mu? Bak gördün mü? Hadi sen de geç babanın yanına doğru, ben de şuraya oturacağım kızım. Su getireyim ben sana. Çayımızı da şöyle koyayım. Mis gibi. Televizyonda da belgesel seyrediyoruz. Bir tane sanatçı vardı. Filmlerde falan oynuyordu. O şimdi artık şey yapıyor. Köylere gidiyor böyle. Oralarda belgesel çekiyor. Hatta hanımı da şeydi, eşi de. O da sanatçıydı. Bak. Neymiş? Şehirden uzakta Eskişehir. Bak Eskişehir'e gitmiş. Bak çok güzel şeyler gösteriyor. Bak köyler gösteriyor. Bu şey kamerayı alırken böyle bir tık 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 ediyor ekran ama öyle değil tabii normalde. Artık kahvaltımızı da yapalım. Birazdan da size veda edeceğim bacılarım. Diğer gelişmeleri de ertesi günü seyredeceğiniz inşallah. Şöyle koyalım. Hadi bakayım, afiyet olsun. Abdullah güzel kes ekmekleri. Nasıl bakıyor baksana. Hadi afiyet olsun bize. Şöyle bir bakın bakayım. Bacılarım görsün. Hadi bakayım, afiyet olsun. Bacılarım şimdi dediğim gibi artık ben sizi bugünü buradan veda edeyim. Şunlar marul fidesi mi ya? Marul fidesi herhalde. Vallahi marul fidesi bunlar. Babama soracağım şimdi. Şuradan dedi açık dedi fasulye toplarsan oraya bakacağım şimdi. Hava biraz durdu. Artık öyle az önceki gibi yağmıyor. Şu Kazla tarafı, Hacıköy tarafı, karşı taraf Sümenler tarafı. Şurası da ne köyüydü babam diyordu ya. Orayı şimdi tam bilemedim de bak şu tarafta Valla tarafı bacılarım. Valla tarafının altında da zaten kanyon var. Biz gelirken buradan doğru geldik. Sümenler tarafından doğru gelirken de normalde şöyle şu taraftan doğru geliyoruz. Şu taraf Kelem. Bu dağın arkası da Uzla tarafı. Onu söyleyeyim yani, böyle buralardan izleyen takipçilerim var, bacılarım var. Onlara da söylemiş olayım. Bugünlük size biz buradan Rüzgar'ımla veda edelim. Rüzgar teyzelerine bay bay yap. İyi günler dile kuzum. Ellerinden öperim de. Hepinizin ellerinden öpüyor bacılarım, benim paşam. Kendinize dikkat edin, hakkınızı helal edin. İnşallah yarın böyle bu saatlerde tekrardan görüşmek üzere diyeyim. Allah'a emanet. Allah'a emanet de paşam. Kurban olurum sana ben. Hadi bay bay bacılarım, görüşürüz inşallah.